Bedenin genel çerçevede konuşmuştuk. Hangi disiplinler açısından nerede durulmakta, nasıl değerlendirilmekte. Ve en sonunda bedenle ruh, bedenle bilinç arasındaki ayrımı yaparken neleri kaybettiğimizi, neleri dönüştürdüğümüzü biraz konuştuk. Şimdi biraz daha detaylı olarak özellikle felsefe tarihi açısından baktığımızda beden ve ruh ya da canlılık meselesinin nasıl tanımlandığı ve insanda nasıl bir araya geldiğini biraz konuşalım. Hep böyle şunu da parantez içine alıp sanki karşıtlık gibi tanımlanmakta. Ama felsefe tarihinde ya da genel olarak düşünce tarihine baktığımızda aslında ruh ve beden arasındaki dönüşümün ontolojik bir çerçevede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ne demek bu? Animalizmde dağda, kuşta, böcekte, insanda hepsi aslında canlı. Canlılık açısından baktığımızda hepsi belli bir ruha sahip. Bir özellikle buradaki hani canlılıkla ruh arasındaki, bilinç arasındaki ve beden arasındaki ilişki. Çünkü asıl mesele canlılığın ne olarak tanımlanması. Yani ruhlu olmak, soluklu olmak. Çünkü buradaki ruh, zihin, bilinç, o animalizm açısından baktığımızda, yani canlıcılık soluk alıp vermek. Füsühe. Buradaki füsühe ruhluluk anlamına da geliyor. Aslında mitolojiden gelen bir tanrı, soluk, nefes tanrısı. Çünkü bir şeyin hareket ettiğini, var olduğunu, canlı olduğunu bize hissettiren, fark ettiren şey aslında onun nefes sahibi olması. Efendim? Evet. Ruh, hani buradaki ruhu şöyle yapalım. Soul, spirit anlamında bir ruh değil. Buradaki daha çok nasıl söyleyelim? Şu ruhun içinde nefs. Çünkü büyük harfle yazdık orada şey tanrısal bir ruh değil ya da tanrısallıkla ilişkili. Şimdi bunu da konuşurken hep kulağımda şu ayet çınlıyor. Sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbimin emrindendir. Şimdi ruh Rabbimizin emri ise emir kavramıyla ilişkili olarak bakmamız lazım. Emir nedir? Bununla ilgili yine rahmet olsun Şakir Kocabaş Hoca'nın emir kitabına bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle o tartışmaların nasıl dönüştüğünü daha iyi anlayabilmek için. Ama bu burada konuştuğumuz ruh o ruh değil. Yani sadece o çerçevede değil. Çünkü bilmiyoruz. Bize yansıyan kısmı ile aslında tam da şu animalizmde geçerli olan canlı, muhatap olunan, konuşan, iletişime geçtiğimiz, daha doğrusu ilişki kurduğumuz her şey. Şimdi burada animalist açıdan baktığımızda biraz önce söyledik ki var olan her şey insan eliyle yapılmış olsun ya da insandan bağımsız olarak var olsun her şey bir
ilişki ağı içinde ve canlı bir yapıda tanımlanmakta. Buradaki canlılığın içinde ne var? Şimdi canlılık diyoruz da, birincisi işte soluk alıp vermek, sonra hareket etmek ve kozmosun parçası olmak. Şu özellikle kozmos içinde olmak, yani bütün o bütünsel evren anlayışı içinde bir yerde konumlandığınızda, antik Yunan, özellikle presokratik dönem ve ondan önceki işte Mısır Mezopotamya geleneği ve diğer pek çok uzak Asya'daki gelenekler canlıcı bir evren anlayışına sahip. Bunu söylediğimiz zaman işte şimdi bir şey daha söyleyeceğiz. Onunla karşılaştırdığımızda aslında bir hiyerarşik ilişki kurarak bir taraftan o animalist yapıyı, canlıcı yapıyı ilkel, primitif bir form olarak görüyoruz. Dünya kavrama biçimi olarak görüyoruz. Çünkü var olan her şey, her şeyle ilişki içinde ve canlı bütünsel bir perspektif sunuyor. Daha doğrusu canlı bütünsel bir oluş sunuyor. Fakat buraya, bu canlılığın içine özellikle bu şu çatışmayı anlayabilmek için söylüyorum. Animalizmin yanı sıra antroposentrizm. Ya da amorfizm dedikleri insana özgü bir ruhu ayırt eden bir perspektif geliyor burada. İnsanın ruhu, bilinci, nefsi ve ötekiler. Yani bitkiler, hayvanlar, mineraller. Şöyle yapalım. Mineraller, madem biz şeyle gidiyoruz. Mineraller, bitkiler, hayvanlar. Bunlar da insanın sahip olduğu bilince, insanın sahip olduğu ruha ve canlılığa sahip olmayan derece farkıyla, bazen de ontolojik bir farkla ayrı tutulan canlılar. Şimdi buradan itibaren böyle bir anlayış düşünce tarihine nereden geldi? Köklerine baktığımızda çok farklı açıklama modelleriyle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi şuradaki keskin ayrımın ortaya çıkmasında. Birincisi logos ayrımı. Logos özellikle legeyi söylemek kökünden geliyor ve söz hatta sonra özellikle kutsal söz, büyük söz, yüce söz, akıl, çerçevesinde karşımıza çıkıyor. Ve bu ne zaman canlılığın içine dahil olmaya başladı? Bu soru metinleri incelediğimizde aslında ontolojik tartışmalarla beraber, yani felsefe tarihinde ya da düşünce tarihinde çokça geçer, bilgeliklerden, mitostan, logosa geçiş ilişkisi içinde açıklanır. Ama sanki böyle bir anda mitik düşünme bitip ya da bilgece düşünme bitip yerine daha rasyonel açıklama modelleri gelmeye başladı. Peki ne oldu? Birdenbire nasıl insanlar, tamam artık bu mitolojik düşünme bizim evrenle ilişki kurma biçimimizi açıklamıyor. Biraz da
akıl denen şeyi kullanalım mı dedik? Ne oldu? Şimdi çok ezbere konuştuğumuz şeylerden bir tanesi mitostan logosa geçildiği için böyle oldu. Peki mitostan logosa neden geçildi? Ne oldu da insanlar o mitik düşünme ya da sembolik düşünme, metaforik düşünme hepsi farklı kırılımlarla beraber açıklayamadı da birdenbire daha önce hiç var olmayan bir şey mi ortaya çıktı da o açıkladı? Düşünce tarihinde buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü lineer, çizgisel dinler tarihi algısı da buradan kaynaklanıyor. Bu kırılmanın İbrahimi dinlerin ortaya çıkışıyla ilişkilendirerek açıklandığını. Öncesi çok tanrılıydı, sonra tek tanrılı anlayışlara geçildi. Ve o nedenle de tek tanrılı anlayışlar bir taraftan o çok tanrılı pluralist açıklama modellerini dışarıda bırakıp tek tanrılı rasyonelleştirilmiş, kişileştirilmiş bir tanrıyla tanrı ekseninde açıklama yapmaya başladılar. O yüzden de logosu kullandılar. Bu tutarlı bir ya da bütün şüpheyi ortadan kaldıracak bir açıklama modeli mi? Antik dünyada peki nasıl olacak o zaman? Böyle kişisel şahıs tanrısı yok orada. Yok mu? Yani Aristoteles'te Platon'da falan hep bilmiyorum, göremedim. Yani hani Aristoteles'in kullandığı manada bizim şu andaki tanrı birbirine Şu, yakın tabii. mı? Bizim şu anda Ha, şu kullandığı, an şu İslam'ın an tanrısı hiç da değil. İslam'ın Allah anlayışı da nerede duruyor? Hristiyanlığın, Yahudiliğin. Yani tek tanrılı dinlerin, tek tanrılı dinler ve çok tanrılı dinler arasındaki ayrımın ne kadar meşru, makul ve tarih açısından uygun olduğunu bir kere kafamıza derinlemesine sormamız gerekir. Neden? İnsanın yeryüzünde var olmaya başladığı andan itibaren din yok muydu? Ehli kitabın söylediği açıdan baktığımızda böyle tek tanrılı bir dinin olması lazım. Din önce çok tanrılı, sonra tek tanrılı hale gelmedi. Ehli kitap sadece İslam açısından söylüyorum. Ehli kitap bütün o dinlerin ortaya çıkışı ya da İbrahim'i, semavi dinler. İnsanla beraber, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıktı. Bu sefer sorun oldu. İnsan ne zaman ortaya çıktı? İnsan nasıl ortaya çıktı? Şu açıdan baktığımızda sanki buradakiler daha böyle canlıcılık merkezinde. Dolayısıyla henüz işte antropolojik çalışmalar burada yeni modeller üretmeye başlıyor. Çünkü şurada baktığınız zaman o animalist düşüncede insanla doğa birbirinden farklı şeyler değil. Sanki insan doğanın bir uzantısı olarak var. Ama burada antroposentrik bir çerçevede okumaya başladığınızda insan doğadan başka bir şey olarak, doğaya düşmüş bir şey olarak var. Ve tam da o düşüş mitini temellendiren bir çerçeve. Ve buradan itibaren siz işte Tanrı ile ilişki kurma biçiminizi, doğa ile ilişki kurma biçiminizi insan formu üzerinden açıklıyoruz. Buradaki katmanlardan bir tanesi de insanın işte özellikle canlı olan, beşer olan yönüyle insan olan yönü arasında ilişkiyi nasıl kurduğumuz. Hani en son oturumda kürtaj konusunda konuşuyor. Can yani beşer ama ona can olma, kişi olma, birey olma ne zaman tanımlıyor? Bir onda olmayan bir şeyin eklendiği nokta. Şimdi burada diyoruz ki animalist düşünce açısından baktığımızda her şey canlı, soluklu, bütünsel, birbiri içine geçmiş, ontolojik olarak birbirinden ayrı
varoluşlardan bahsetmiyoruz. Hepsi birbirinin uzantısı, birbiriyle ağ içinde varlıklar. Ama burada akıl ya da o logos, canlının içinde olmayan, canlılığa sonradan eklenen bir şey olarak var. Peki sonradan eklenen şey nasıl ortaya çıktı? Nereden geldi? Açıklayamadığımız sorulardan bir tanesi bu. Özellikle işleyen bir sisteme nasıl oluyor da o sistem içinde var olmayan ama eklendikten sonra artık eskisine dönerek açıklayamadığımız, eskisine indirgeyerek açıklayamadığımız bir oluşla karşı karşıya kalıyoruz. Ne oldu? Yaratıcının müdahalesi oldu. Yaratıcının müdahalesi, evet. Yani yeryüzünde kan dökücü bir şey mi yaratacaksın diye biraz soruyor ya. Hı hı. Yani böyle bir bilginin olduğunu tutuyorum söz konusu. Ve beşerli insan arasındaki geçişkenliği de burada arayan söylemler de var. Hı hı. Zaten var olan bir canlılık, var olan bir yaşam formu var. Hı hı. Ona farklı bir o imtihanla beraber başka bir şeyin de emanet edilmesi ve onun sınanmasıyla alakalı bir kırılma anı diyebiliriz. Bu bir model, evet, bu söylenebilir. Ama bunu söylerken bir taraftan da Tanrı her an yaratmaktadır ifadesini birlikte düşünelim. Onu ne zaman koyacağız? İşte bir kronoloji, bütün bu zamanlama, bölümleme bizim için var. Zaman bize ait. Peki Tanrı açısından baktığımızda, yaratıcı güç açısından baktığımızda bir önceki durumla bir sonraki durum arasındaki zaman farkını, mesafeyi, boşluğu, ontolojik, epistemolojik boşluğu nasıl dolduracağız? Tanrı açısından bir boşluk yok. Ama bizim açımızdan bir boşluk var. Ne oldu? Canı mı sıkıldı? Niye durduğu yerde bunu yaptı? Çünkü şeye baktığımızda, düşünce tarihine baktığımızda açıklayamadığımız noktalarda tam da o kaçmak istediğimiz mitik metolojik unsurlara işte kestiriyor. Böyle değil mi? Hikmeti var. Bir hikmeti var. Sual sonra anlamaya çalışıyoruz. Soracağız çünkü bana sor diyor. Yani sorduğum zaman diyorum ki ne oldu? Yani evet, no, yok, çok da doğru. Çünkü zaten hani farklı yaklaşımların ucu alınamaz bir noktaya geldiğinde hani tamam bu kadar diyoruz. Ama açıklayabileceğimiz zamanı beklememiz gerekiyor. Şimdi bizim elimizdeki veriler, tarihe baktığımızda, işte kozmolojinin tarihine baktığımızda, insanlığın tarihine baktığımızda, canlılığın tarihine baktığımızda pek çok farklı model oluşturabiliyoruz. Şimdi bu modelleri üzerine düşünmemiz lazım. Bu modeller arasındaki boşluklar nerede ortaya çıkıyor? Çünkü her bir açıklama modeli kendi bulunduğu imkanlar çerçevesinde bunu sağlıyor. Ve bu imkanlar gelip bizi tekrar şu animalist perspektiften antroposentrik perspektife ya da nasıl geçtiğimizi açıklamamız lazım. Yani bir olmakta olan şeyler var. Biz bu olmakta olandan hareketle onda içkin olmayan bir şey ekliyoruz ve o eklediğimiz şeyden sonra artık o eskisi gibi olmakta olan olarak gözümüze görünmüyor. Başka bir şekilde görünüyor. Çünkü diyoruz ki bunda fazla bir şey var. Bu fazlalık ister inanın ister inanmayın, ister iman edin ister iman etmeyin. Bir şekilde bütün o doğal oluş süreçleri içinde var. Peki bu fazla olan şey nereden geldi? Yoksa biz onu öyle mi kabul ediyoruz? Fazla bir şey varmış gibi mi kabul ediyoruz? Çünkü bunu söyleyen açıklamalar da var değil mi? Özellikle agnostik perspektiften baktığımızda ya da
tamamen dışarıda bırakan, oluşu merkeze alan bir açıklama olarak baktığımızda, pozitivist bir perspektifte baktığımızda bu soru aklın, işte Kant'ın söylediği antinomilerindendir, çözüm üretemediği sorulardan biridir. Çözüm üretemiyoruz ama sormaktan da vazgeçemiyoruz. Aslında günümüze kadar da gelen belki bir süreci de bakmak gerekiyor. Tabii. Yani işte insanlar arasındaki ya da toplumlar arasındaki güç dengesinin nasıl el değiştirdiği ile alakalı soruyu sorarak da mesela oradan bir cevap üretebiliriz. Bir zamanlar dinozorların işte ya da başka varlıkların egemenliğinde olan dünyanın nasıl olduğu insanın egemenliğine, insanın insan merkezli bir konuma geldiği ile alakalı bilgiyle belki bunu ölçüşebiliriz. Yani kelimeleri öğreten Rabbimize hamdolsun, işte onu vahyeden Rabbimize hamdolsun diyerek başlayan sözlerle bunu anlamaya çalışabiliriz. Yani bir müdahale var, orada da muhtemelen yeni bir seçilmişlik durumuyla karşı karşıya kalacağız. İşte. O seçilmişliği, seçilmişlik de işte iradeyle, özgür iradeyle, aslında Rabbin belki imtihan ettiği varlığı seçmesiyle beraber insanın da yüklendiği o seçebilme yetisiyle kıyaslayacağız orada. Yani insanlar arasındaki işte aydınlanmayla beraber, işte endüstri devrimiyle beraber güç değiştiren toplumda olduğu gibi nimeti kucaklayan, nimete sahip olan, nimet olarak ilgilendiriyorum, gerçekten benim için önemli bir şey olduğu için nimet. Yani aklı kullanmak, düşünmek, bilgi elde etmek, onu işlemek, üretmek ve gerçekten insanlık adına yararlı bir pozisyona getirebilmek. Şu anda olmayan bir durumu. O çok değerli bir nimet. Onu yitirmek belki de insanlar arasındaki güç dengesini de kaybettiren bir oldu. Orada da ona layık görülen bir varlık olarak insanı görmek gerekiyor herhalde. Şimdi söyledikleriniz evet. Ama birbirini ulayarak düşündüğümüzde aslında bazı şeylerde boşlukları görebiliyoruz. Nedir o boşluklar? Mesela çokça kullandığımız ifadelerden, kelimelerden işte irade, ondan sonra güç, akıl, ihtiyar. Başka ne sayalım? Bilgi, teknik, bunlar sanat, değil mi? Ve bütün bunların başında aslında ahlak, estetik ve teknik. Bunlar kendi başına doğada yok diyoruz. Bizim adlandırmamızla beraber ortaya çıkıyor. Ama tam da bu ortaya çıkışta özellikle bazı problemler var. Nedir o problemler? Mesela hani sanatı biraz parantez içine alalım. Teknik. Neyle birleşiyor bu? Ekonomi politik açısından baktığımızda teknolojiye dönüştüğünde ne oluyor? Sorunlarımız bir kat daha fazla artmaya başlıyor. Çünkü tekniğin teknolojiye dönüşmesi aslında bedenin araçsallaştırılmasının, bedenin bir aracı ortam olarak görülmesinin ortaya çıkardığı, daha doğrusu görülmesiyle beraber ortaya çıkan yeni modeller. Ürettiğimiz her türlü araç doğada var olan bir şey değil. Doğada olmayan, doğaya eklediğimiz şeyler. Ama bu doğaya eklediğimiz şeyler çok da meşru makul bir noktaya gelmiyor. Doğayı kendi elimizle bu sefer eksiltmeye başlıyoruz. Doğayı kendi elimizle eksiltmemiz demek aslında insana verilmiş olan o nimet olarak adlandırdığımız bilginin, görebilmenin, bakış açısının, bir kavrama biçiminin bir şeyi değil de başka bir şeyi tercih etmesinden dolayı
ne kadar yıkıcı, bozucu, dönüştürücü olduğunu görürüz. Peki birini değil de diğerini tercih ederken bilince o tercihe müdahale eden şey ne? Şimdi katmanları gittikçe arttığını görüyoruz. Temel olarak elimizde ürettiğimiz mekanik teknik şeyler var. Bu bizim beden ve bilinç, beden ve ruh, beden ve nefs arasındaki ilişkide ilk gözlemlediğimiz şey. Fazla bir şey ekliyoruz. Ama o eklediğimiz fazla şey içinde de başka bir tabaka daha oluşturuyoruz. O da o tabakada da iyi, güzel ve doğru diye bir şey ekliyoruz. Hani burada yok, bedende, bilinçte de açık olarak ifade edilmiyor. O bilinç ikisinin birleşmesinin ve karışmasının sonucunda bir şey çıkıyor karşımıza ve biz iyi, güzel, doğruyla kötü, çirkin ve yanlış arasında tercihte bulunuyoruz. Ama bu tercihte bulunma biçimimiz bizim bilincimizde ya da bedenimizde apaçık, belirgin olarak yok. Şimdi doğal hukukçular açısından baktığımızda ya da bu açıdan insan doğasının kötücüllüğü, insan doğasının iyi olması gibi tartışmalar burada tekrar gündeme geliyor ve bedenin kötücül bir yönü olduğunu söylüyoruz. Ne esinlerden bunu söylüyoruz? İnsan doğası gereği kötü bir canlıdır. Nereden çıkarıyoruz bunu? Hatırlarsanız işte Hristiyanlığın etkisi var ama bir şimdi temel katman şu animalist düşünce açısından baktığımızda doğası gereği kötü olmak ne demek? Animalist düşüncede kötü yok muydu? Neydi kötü? Çetin, tam da ahlak tartışmasının şekillendiği yer burası. Çünkü burada iyi, güzel, kötü, çirkinden bahsetmiyoruz. Burada varoluşsal bir harmoni, bir düzen var ve o düzen devam ediyor. Ama o düzeni durdurup bir yerde kesintiye uğratıp, işte o kesintiye uğratan, durduran şey nedir? Evrimin bir sıçraması olabilir, Tanrı'nın bir iradesi olabilir, kötü güçlerin, kötü ruhların etkisi olabilir vesaire. Bu kesintiye uğradıktan sonra o karşılaşılan kötücül durum rasyonelleştirilerek açıklanmaya başlıyor. Buradaki kötücül durum, kayıplar, yok olmalar tekrar birleşme ile dönüştürülebiliyor. Ama burada o kırılma anından itibaren yani insanın ruhuyla, insanın bilinciyle diğer canlılar arasındaki bilinci birbirinden ayırdığımızda karşımıza iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış arasında bir karar vericilik durumu ortaya çıkıyor. Bu karar vericiliğin merkezinde beden mi bilinç mi? Şimdi tartışmaların hani o bedenle bilinçle ilişkisini okuduğumuzda biz bunu nereden hareketle temellendiriyoruz? Buna ilişkin pek çok teori var. Onları ayrıca konuşuruz ama bu teorilerin hepsini dışarıda bıraktığımızda böyle bir sorunla karşı karşıya kalsak o açıklama modellerinin ötesinde biz bu soruyu kendimize sorduğumuzda nasıl cevaplarız? O birikimimizi tabii ilişkilendireceğiz ama teorik çerçeveyi bir tarafa bırakırsak. Varoluşumuzla ilgili bu soruları temellendirmek için önce soruları sorup arkasından bu soruları nerede cevap arayabiliriz? O parantezi kapatırsak. Şimdi Logos'la beraber düşünmeye başladığımızda insanın bedeniyle, ruhuyla, diğer canlıların bedenleri ve ruhları arasında sadece düşünebilmeleri, bilinçleri, ruhları değil, bedenleri arasında da bir ayrıma gidiyoruz ve burada artık özellikle bu ayrımın radikal bir şekilde karşımıza çıktığı nokta 13. 14. yüzyıldan itibaren mekanikleştirilen bir çerçevede. Buradaki beden artık o mekanik açıklama modelleriyle bize neyi söylüyor? Ötekilerin bedeni
makine gibi. Mekanik bir yapıya sahip. Herhangi bir canlılık yok. Hayvanların. Evet, hayvanların, bitkilerin, cansız, yani mekanik bir düzen olarak. Şimdi insanı animalist düşünceden buraya geçtiğimizde canlılık öbürlerinde de vardı. Ama onlarda irade ve ihtiyar yoktu. Şimdi burada irade, ihtiyar, canlılık, her şey sadece insana özgü. Diğer her şey insanın dışında mekanik yasalara göre işleyen, insanın emrine verilmiş bir düzen olarak karşımıza duruyor. Aslında bu animist dinlere baktığımız zaman, hani organik dünya tasavvuru diyoruz, antikler, onlar çok daha eskiye gittiğimiz zaman, mesela o dinlerde başlarına kötü bir şey geldiği zaman insanlar, doğadaki ruhu olan bir canlının, işte bir ağacı diye kötülük mü yaptı, bir taşa kötülük mü yaptı, kendisine döveceğini düşünebiliyor. Dolayısıyla bu kendi dışında da bir canlılarda irade ya da ihtiyar sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Öyle bir animalizmde burada her şey birbiriyle ilişkili. İrade, ihtiyar, oraya ihtiyar sonradan ekleyeceğim bir şey. Animalizm bir sonraki aşama mı? Aynı şeyi mi kastediyoruz burada? Animalizm içine baktığımızda canlılığın içinde irade, ihtiyar, bilinç gibi bir ayrım yok. Hepsi bir arada yaşayan soluklu, canlı, ruhlu, iyi ya da kötüyü bir arada düşünebileceğimiz bir yapı. Yani tam da söylediğin işte bir hayvanı eziyet ettiğinde onun intikamının alınması ya da ona bir şey, olumsuz bir davranışta bulunduğunda, ne demek bu olumsuz davranış? Onun varoluşunda olmayan, onun varoluşuna rağmen bir tavır takındığında, yaşama imkanlarını ortadan kaldırdığında, temel işte varoluşsal, zoe ve bio olarak değil, her ikisini birlikte, yani hem bir canlı, ruhlu, soluklu, bilinçli bir form. Oradaki bilinci tırnak içinde alalım. Hani nedir o? Bir, önce şunu söyleyelim. Bireyliliklerinin farkındalar. Ontogenesis denen. Yani kedi, köpek, kuş, işte bitki, her biri bir birey olduğunun farkında. İnsan da dahil olmak üzere burada. Ve birbirleriyle ilişkili. O yüzden hani bir şey kötülük olduğu zaman ya da rağmen bir şey ortaya çıktığında hep bir bütünlük içinde açıklıyor. Ona bir şey yaptığı için. Yani neden sonuç ilişkisi rasyonel, tam da işte antropologların söylediği gibi rasyonelleştirilmiş bir akıl yürütmeyle değil de duygu temelli. Bunu söylerken de yine tırnak içine söylüyor. Çünkü duyguyu dışarıda tutarak, aklı dışarıda tutarak bir açıklama modeli geliştirilebilir mi? Burada duygu, akıl, irade bir bütünlük içinde. Çünkü bu kavramların ayrımlarını, kırılımlarını bir sonraki süreçte görüyoruz. İnsanın logosla beraber düşünmeye başladığında artık burada gerekçelendirme, mantıksal bir akıl yürütme biçimiyle mümkün ve bu mantıksal akıl yürütme biçiminde neden sonuç ilişkisinde irade sahibi, ihtiyar sahibi sadece canlı olan insan, diğerleri mekanik bir süreç. O yüzden buradaki yapı buradan bağımsız olarak mekanik bir süreçte ortaya çıkıyor. Bu nedenle de bu çerçeveyi yeniden düşünmemiz lazım. Buradaki açıklama modelleri, o tarihsel veriler bize şimdiden baktığımızda ne söyler? Bu geriye dönük açık, çok özür dilerim. Buradaki verilerle geçmişi anlayalım anlamında değil ya da geçmişteki modelleri yeniden düzenleyelim anlamında değil. Ama buradaki bilgilerle, buraya kadar gelen bütün bilgilerle baktığımızda biz şimdi bu ilişkiler ağını indirgeyerek konuşabilir miyiz?
Yeni modelleri bu çerçevede biz bu noktadan sonra nasıl üretiriz? Geçmişle bağ kurarak. Biz doğadan bu tekniklerle uzaklaşıyoruz. Uzaklaşıyoruz ama doğal bir şekilde bizi yine kendi yanına çekmeye çalışıyor. Tabii ki. Bu hastalık olarak, başka bir şey olarak, psikolojik olarak her açıdan bize veriyor aslında. Benim anneannemin bir sözü aklıma gelmişti. Mesela bir kaya kaldıracaktık. Eğer ihtiyacınız yoksa ve bir şey yapmayacaksanız, bir yapım, imar bir şey ve gerekmiyorsa hiçbir taşı yerinden kımıldatmayın dediğinde neden sorusu sorduğumuzda çünkü onun altında bir herhangi bir böcek kolonisi veya bir şey yuva yapmış, yumurtasını bırakmış ve korumuş olabilir. Ve sonra onu kaldırdığın an o düzeni bozuyorsun. Şey gibi düşünüldü bize. Bugün sizin eviniz biri düzeninizi bozduğunuz sistem daha büyük bir şeyin. Düşünsene dediğinde o benim için çok büyük bir şey oldu. Yani dedim çok. Büyük eğer benim düzenimi bozarsa ben de büyük bir elimde o küçük varlıkların düzenini bozuyorum. Ve orada şey oturuyordu. Yani oraya bir aidiyet hissettim. Yani oraya bir ne zaman bir taş kaldırılsa ya bir şey değiştirilse, bir kazı yapılsa acaba orada neleri değiştiriyoruz? Kimin yuvalarını dağıtıyoruz? Çok önemli. Hangi düzeni? Benim için çok anlamlı. Kesinlikle. Ama bir şey hissediyorsunuz. Şunu hissettirdi mesela. Ya ben onunla bir bütün, bir parçayım. Taşın olduğu kısımda. İşte biz bu şeyi kaybettik. Bunu kaybettik. Ne zaman kaybettik? Bunu yeni kaybetmedik. Bunu çok uzun zaman önce kaybettik. Evet. Üzerine düşünmemiz lazım. Şimdi bulmak üzereyiz. İnşallah. Buluyoruz. İnşallah. Buluyoruz öyle ya da böyle. Bulduruluyoruz. Zorunlu olarak bulmak ihtiyacımız. Kapitalizmin o şeyi vardır. Bize sanki bulduruyormuş gibi gösterip de kendi yoluna devam ediyor. İşte sürdürülebilirlik bunun en büyük kılıfı. Sürdürülebilir bir dünya için yaşıyoruz. Materyalist bir dünyayı bize dayatırken aynı zamanda kapitalizmin ortaya çıkardığı yeni dinler de günümüzde çıkıyor. Sanki böyle hani maneviyat içerisindeymişiz gibi hissedebiliyor. İşte kapitalizm yani gerçekten buluyor muyuz yoksa kapitalizm ve protestan ahlakı böyle kulaklarımızda çınlıyor hani ne demek istediği. Burası bu bir model, açıklama modeli. Bu açıklama modelinde ekonomi politik temelli açıklayabilirsiniz. Hani biraz önce söyledik ya, materyalist, evrimci bir perspektifle bunu açıklayabilirsiniz. Evrimci demeyelim. Darwinci evrim çerçevesinde bir perspektifle bunu açıklayabilirsiniz. Yaratıcı güç üzerinden bunu açıklayabilirsiniz. Ekonomi politik üzerinden bunu açıklayabilirsiniz. Her birinde şu aradaki boşluğu dolduracak bir çerçeve buluyoruz. Ama boşluk doluyor mu? Hayır. Boşluğu daha fazla açıklayabilme imkanı oluşturuyoruz. Ama her defasında yaklaştığımızı sandığımız zaman da uzaklaşıyoruz. Özellikle bu modeller ontolojik bir zemin, yani evet varoluşu, varlığı kendinde düşünme imkanı vermediği sürece mış gibi yapıyoruz. Tam da o babaannenizin söylediği çerçevede. Herhangi bir anneanne, herhangi bir yüksek öğretim, eğitim, terbiyesinden geçti mi? Hayır. Hayır. Ama ne işte tam da bu zaten. Yani, hani geçmediği için. Bunu demeyelim şimdilik de. bize öğretilen mekanik yasalı, açıklanabilir ve her defasında üzerinde sonsuzca tasarrufta bulunabilir bir dünya algısı. Kapitalizmin ürettiği bir çerçeve. Ama işte şu animalist dediğimiz ve onu da böyle bu bir ilkelliktir deyip dışarıda bıraktığımız çerçeve aslında bize doğayla bağ kurma biçiminde bilgece bir yaşamın imkanını sunmakta. İşte o nedenle bu kullandığımız teknikler, eğitim, öğretim süreçleri, bilgiyi oluşturma süreçleri, bilgi dediğimiz şey nedir? Dikkat ederseniz varlığı anlama, anlamlandırma, açıklama ve burada tam da işte epistemolojik çerçeveye geçiyorsunuz. O modellerin birbiriyle ilişkisini kopardığınızda
karşımıza hep kesitli şeyler çıkıyor. Ve o kesitli parçaları bir araya getirebilmek için yeni modeller oluşturuyoruz. İşte ne diyoruz? Bütün parçadan, bütün parçaların toplamıdır değil mi? Çok uzun süre o Gestalt psikoloji. Bütün parçaların toplamıdır. O nedenle evrendeki bütün o parçaları bir araya getirdiğimizde bütünü verecek. Şimdi ne diyoruz? Bütün parçaların toplamından fazla bir şeydir. Bütün parçalara indirgenemez ya da parçalar bütünle bağımsız bir çerçevede değerlendirilemez. Her defasında açıklama modellerimizi yeniliyoruz. Şimdi 21. yüzyılda bütün bu modeller karşımızda duruyor. Bu zamanda bunalımların, çöküşlerin, krizlerin, hastalıkların, psişik ya da işte somatik hastalıkların her birinin kaynağında bu pek çok farklı modellerin oluşturduğu uygulamalar var. Şimdi bunların hepsini ortadan kaldırıp yeni bir model mi oluşturacağız? Yoksa bu modellerle beraber bu, hani daha önceki oturumlarda konuştuk ya, dil, yöntem ve tarih anlayışı geliştirip bu modellerle yeni bir, bu modellerin tanımlamış olduğu, tasvir etmiş olduğu oluş, bilgi ilişkisini, zaman-mekan ilişkisini, nedenselliği yeniden mi kuracağız? Bu çerçeveye bakmamız lazım. Hani bunları konuşurken aslında ruh, beden, canlılık çerçevelerini kuruyor. Altında pek çok problem var. O problemleri görmemiz lazım. Şimdi canlılığın konu, yani beden ve ruh ilişkisi açısından tekrar buraya dönersek, canlılıkta içkin olduğunu düşündüğümüz o nefes alma, soluk, bilinç, varoluşunun bireylilik var mı yok mu sonradan tekrar tartışılacak. Logos dahil olduğunda nasıl bir çerçevede karşımıza çıkar? Burada bütün bu kırılmaların arkasında yatan, hani onda olmayan, içkin olmayan bir şeyi eklendiğini söylüyoruz. Bu ekleme neyle mümkün? Bilgiyle mümkün. Peki bilgi nasıl biliriz? Yine Kant'ın o sorularına geliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bilmek ne demek? Şimdi diyorum ki ruh ve beden birbirinden, birbiriyle ilişki içindeyken, dualist bir çerçevede ele alınmazken, bir arada ele alınırken birden biz ona logosu ekliyoruz ve birbirinden ayırarak ele almaya çalışıyoruz. Sonra bu iki şeyi o kadar çok birbirinden ayırıyoruz ki ruh ve bedeni, ruh ve bilinci. Bunları bir araya getirecek başka bir kaynak arıyoruz. Tanrı'ya gidiyoruz, başka bir açıklama modeline gidiyoruz. Sonra o da yetmiyor çünkü o buraya içkin değil. Başka nasıl açıklayabiliriz? Her birinde bir bilgi paketiyle hareket ediyoruz. Bu bilginin nasıl ortaya çıktığını, hangi gerekçelerle, hangi kavramlarla ve hangi yöntemlerle ortaya çıktığına bakmamız gerekecek. O taşın altında yaşamın olduğunu, canlılığın olduğunu, bir düzenin olduğunu, sadece biyolojik anlamda bir yaşam değil. Orada bir var olma biçiminin, işte hukukuyla, ilişkiler ağıyla, iş bölümüyle, o karıncaların örgütlenme biçimiyle var olduğunu biliyoruz. Ona müdahale ediyoruz. Ama bunu yaparken ilk başta algıladığımız şey, şimdi parçalara ayırırsak, orada bir karınca kolonisi var. Ama sadece karınca, canlı. Şimdi böyle bakarsınız, onları alıp laboratuvarda incelersiniz. İşte kan dolaşımlarını, hareketlerini, bedeninin özelliklerini, kaç işte hücresinin yapısını, organı var mı yok mu, kan akışı var mı yok mu, bu merkezi bir sinir sistemi var mı yok mu buldunuz. Bu karınca kolonisini açıklamak için yeterli mi? Sonra başka ne ekliyoruz?
bir karıncanın öteki karıncayla olan ilişkisi. Böyle bir ilişkiden bahsedebiliyor muyuz? Bir karınca öteki karıncayı bilir mi? Öteki karıncanın var olduğunu farkında mı? Canım hani farkındadır diyoruz. Ama onu bir karınca olarak mı farkında? Yoksa ilişki kurduğu bir şey olarak mı? Hani işte toplumsal roller, bunu insan modeline doğru yükseltecek şekilde bakın. Diyoruz ki tamam, o da onu biliyor. Peki onların oluşturduğu topluluk üzerine hala bir şey söyleyebiliyor muyuz? İki karınca arasındaki ağı bulduğumuzda. Diyoruz ki biyolojilerini, organizmalarını incelediğimizde birbirlerini gördüğünü söylüyoruz. Ama bu görmek, orada birinin, orada başka bir karıncanın olduğunu bilmesi, onunla ilişki kurma biçimini açıklamamız açısından yeterli mi? Değil. O zaman ne ekliyoruz? İşte o onunla biri kraliçe karınca, ötekileri, ötekiler işçi karınca ya da işte bu karıncalar arasında biri komutan, öbürlerini yönlendiriyor, önde gidiyor çünkü o söylüyor. Şimdi onun dünya, onun biyolojik dünyası, canlı nefes alışverişinin ötesinde onun örgütlenme biçimine dair açıklama yapmaya başlıyoruz. Hukukunu çizmeye başlıyoruz. Diyoruz ki bir toplum halinde yaşıyor. İşte bir nesneyi alıyorlar, başka bir yere taşıyıp depoluyorlar. Bir mekan kuruyorlar. Peki neden mekan kuruyorlar? Yaşamak. Sonra içine ne ekliyoruz? Biyografi ekliyoruz. İşte baba karınca, anne karınca, yavru karınca. Onlar arasındaki ilişkiler, komşular, akrabalık ilişkileri kuruyoruz. Sonra diyoruz ki burada bir düzen var. Peki bu düzen içinde bir ekonomi politik var. Sonra bu düzeni yöneten bir lider olduğunu söylüyoruz. Bir devletini de kurduğunu söylüyoruz o karınca kolonisinden. Ne benzetiyoruz aslında? Yani kızın doğumundan da biz dolaşırken bir karınca ailesine denk gelmiştik. Yani Sivaslı'nın aslında. Orada köyünde gitmiştik. Bir yerlere çıktık. Orada bir köyümüşler içinde karınca kolonisi diyelim artık. Onları gözlemlerken şey demişti. O zaman 8 yaşında. Baba birbirlerine selam veriyor. Yani taşıyorlar, bir yerden bir yere gidiyorlar, geliyorlar, sonra götürdükleri yerden dönerken diğeri. Hareketsel anlamda o şekilde anlamış onu. Öyle değil mi ben de dedim? Muhtemelen öyledir herhalde. Bilmiyoruz. Öyledir diyor. Şimdi şey açısından. Önce onun canlılığını tanımladık değil mi? Bir organizma olarak bu karıncanın yapısı. Sonra onun ilişkiler ağını tanımladık. Toplumsallaşma sürecini tanımladık. Sonra hukuk inşa ettik. Sonra yönetim, devlet. Yani bir bireyden, bireyin biyolojik canlılık özelinden hareketle onun erdemli oluşunu, iyi, güzel, etik, estetik, politik çerçevesini oluşturduk. Peki bütün o söylediğimiz devlet kurma biçimine kadar geçen adımlarda canlılığında bunlar içkin mi? Yani nereden şey, hareketle varıyoruz? Daha ne hissediyor? Duygudur, bozukluklar oluyor, karıncanın. Bipolar kişilikler var mı? Ama bugünden geri dönerek yapıyoruz ya şimdi. Yani 500 yıl önce mesela karıncalarla alakalı düşünen birisi, ki düşünmüştür muhtemelen. Tabii ki. Acaba o da geri dönerek mi yapıyordu onu, yoksa o anda gördükleriyle mi hareket ediyordu? Yani şimdi bütün bunları bir arada düşünelim. Bunu bir arada düşünürken de parçalarayalım. Önce dedi ki bir organizmasına bakıyoruz. Çünkü ilk gördüğümüz şey fiziksel olarak yer kaplayan, zaman ve mekanda yer kaplayan bir şey olarak alıyoruz. Ama sadece zaman ve mekanda yer kaplayan bir şey olduğunu söylemiyoruz. Üstüne başka bir şey daha ekliyoruz. Nereden hareketle ekliyoruz? Kendi tecrübemizden hareketle ekliyoruz. Tecrübe orada var mı? Tecrübe nereden geliyor? Yani deneyimi biz nereden elde ediyoruz? Duyu verilerimiz fiziksel olarak bize bir şey hakkında bir önerme oluşturduğumuzda
neyi söylüyor değil mi? Zaman ve mekanda onun konumunu söylüyor. Ama biz biliyoruz ki bir şeyin zamanda ve mekanda konumunu söylemek çok da basit bir şey değil. O şeyin özelliklerinden hareketle mi bunu söylüyoruz? Yoksa kendi aklımızdaki kategorilerden hareketle mi onu söylüyoruz? Bütün bunları, işte o bilgiyi nasıl biliyoruz kısmına geliyor. Deneyimlerimizle, gözlemlerimizle biliyoruz. Şimdi benzer şeyi insan için düşünün. İnsan, şimdi karıncada bir sanki bir tür, bir cins karınca varmış gibi hareket ettik. Karınca, sonra bakıyoruz ki başka büyüklükte karıncalar var. Sonra bakıyoruz farklı ilişkiler ağı kuran karıncalar var. Zehirli olan karıncalar var. İşin içine ne dahil olmaya başladı? Yaşadıkları toprak, yaşadıkları iklim. O zaman biz insanı bir şeyi tanımlarken, bir şeyi bilirken, onun salt niteliklerinden hareketle onun ne olduğunu söylememi söyleyebiliriz ama bu onun tam olarak ne olduğunu bize apaçık kılmaz, vermez. Çünkü orada eksik olan şeyler var. Nedir o eksik olan şeyler? O varoluşun hangi zamanda, mekanda var olduğu, hangi toplumsal ilişkiler ağı içinde var olduğu, hangi ekonomi politik içinde var olduğu. Bilgimiz o zaman sadece fizik zaman ve mekanla ilişkili bilgi değil, onun üzerine inşa edilen katmanlardan oluşmakta. Öyleyse biliyoruz dediğimizde, şimdi bu işin insan gözlemcinin etkisini katmadan söylediğimiz bilgi biçimi, tırnak içinde. Biz onu hani dışarıda bizden bağımsız, bizim onu gördüğümüzden, onunla ilişki kurduğumuzdan bağımsız olarak var olan bir şey olarak görüyoruz. Buradan hareket, buraya niye geldik? Bedenle ilişki kurduğumuzda bu çerçeveyi sorabileceğimizi söyledik. Dedik ki bedeni bilirken nasıl bileceğiz? Göz kendini bilir mi? Göz kendini görebilir mi? Ya da aynada gördüğümüz, baktığımız şeyle biz aynı şey miyiz? Bütün bunlar şu bedenle, bu bedenin birbirinden bağımsız olduğunu düşündüğümüz bilinç, burada içkin olmayan, en kaba formuyla işte bedenin madde oluşu, bilincin de o maddeden ayrılması olarak görüyoruz. Bir bütün olarak bedeni algıladığımızda. Ama bilgimiz, insana dair bildiğimiz şeyler arttıkça, işte biraz önce dedik ya karıncalar, farklı türde karıncalarla, farklı cinste karıncalarla karşılaştığımızda karıncalara dair tasavvurumuz, bilgimiz gelişiyor. Şimdi insan farklı cinslerde, farklı tekilliklerde insanla karşılaştığımızda bilgimizin sınırlarını nasıl dönüşeceğiz? Bedenle ilişki kurma biçimimiz nasıl dönüşecek? Ve özellikle sinir bilim, bu bütün beyin ve bilinç arasında, şimdi sadece beden değil, sinir bilim tartışmaları için beyinle bilinç arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Beynimiz olmadan bilincimizin olamayacağını biliyoruz. Ama sadece beyin olduğunda da bilincin olmadığını biliyoruz. Belki nöronların bilinçlere kadar mutabık olmadığı, yani çok şey var. Hastalıkları olan irrasyonel sınırımızın rasyonel sınırlara ne kadar müdahale ettiğini biliyor muyuz? Yani burada bunları sorgularken büyük resim aslında gerçeklik, kurduğumuz gerçeklikle ilişkimiz, beden, çünkü şunu söylüyoruz, gerçek olan beden midir, bilinç midir? Dualist bir perspektiften bakıyoruz. Her ikisini birlikte, birbiri içine geçmiş bir yapı olarak aldığımızda diyoruz ki o çok primitif bir şey ya, animalistik bir yapı. Ama
dönüp dolaşıp bütün o bilgileri ilişkilendirdiğimizde beden olmadan bilincin var olması mümkün değil. O yüzden biraz daha büyük bir adım atalım bu tarafa doğru geçtiğimizde. Bilincimizi bir silikon ortama aktardığımızda, orada var olmaya devam ettiğimizde aynı, hani nasıl bir ilişki kuracağız? Çünkü bu beden sadece araçsal bir şeyse, bilincimiz bu beden içine sıkışmış ama bu bedenle ilişkisi olmayan bir şeyse. Çünkü hep öyle düşünüyor. Hani şu suyun, geçen de konuştuk ya, bu kapla hiçbir bağının olmadığını, su ve kap gibi bir arada olduğumuz, ruh ve beden ya da bilinç ve beden böyle ilişkilenebilir mi? Ama bütün bir 500 yıl boyunca hep bunu böyle düşündük. Hatta 1000 yıl boyunca bunun içinde kaplanan yapı. Bu kap bizi burada tutuyor. Bilincimiz buradan çıkmaya çalışıyor. Fazla bir şey buradan çıktı. Ne olacak? İşte koşacak güzel daha biraz daha. İşte mesela buradan çıkışı, bilincin, ruhun, bu kaptan çıkışını ne olarak tanımlıyoruz biz? Ölüm. Cevap bulamadığımız şeylerden bir tanesi de bu. Alttan delinince ölüm oluyor işte. O hastalık oluyor alttan delinince. Buradan tamamen buradan tamamen boşaldığında, bittiğinde her şey, bunun içinde bir şey kalmadığında. Mesela içelim. Hocam şu anda yaşamadı aslında. Şimdi başka şeye geçti. Allah başka bir forma geçti. Başka bir forma geçti. Şimdi bu gitti diyebilir miyiz? Yani benim bedenimde yaşamaya başladı. Ne oluyoruz? Bu kadın ne konuşuyor? Burada artık... Ya ağzından delip de şey yaptığımız zaman, belki maddesel olarak o su yine toprağa ya da yere şey yapıyor, belli bir zamanda görebiliyoruz. Belki ruhla beden arasındaki o birbirinden ayrılmış noktasını biz bilmediğimiz için, görmediğimiz için, nasıl bir boyuta geçtiğini bilmiyorum. Bu onun farkısı, onun farkında değil şu anda. Evet. Nerede olduğunun farkında değil. Sence burada olmadığını biliyor. Muhtemelen suda biraz önce su gitti ya, kap da şu anda onun farkında değil. Yok, bitti artık onun için. Şimdi şöyle bunu, evet, bunu biz ne diyeceğiz? Bu artık bütün işlevini kaybetti. Bu burada. Peki ruh, o bütün yapı nereye gitti? Bütün o doğanın varoluşun bilmediğimiz kozmik bir bütünün içine karıştı. Bu bedenin içine karıştı. Burada başka bir yaşam formuna dönüştü. Sonra bununla beraber başka bir forma geçecek. Bu ama onun beden değiştirmesi anlamında bir reenkarnasyon değil. Şimdi bunu insan bireyi ve bütün bir şu dışarıyla bilmediğimiz o kozmik kara delik olarak düşünürsek, nerede olduğunu bilmiyoruz, nereye gittiğini bilmiyoruz. Sadece bilincimiz bize diyor ki artık bunun içinde değil. Çünkü hiçbir fonksiyonunu gözlemleyemiyoruz. Üzerinde konuşamıyoruz. Bunu alalım, ben de yaşat. Diyelim ki işte bunu aldık buradan suyu, başka bir kabın içine koyduk, buraya koyduk. Burada yaşamaya devam ediyor. Bu plastik, bu da cam. Buradaki özellikleri aynı olacak mı? Biz etkileşimde olmadığını düşünüyoruz. Sanki suyun buradaki formunu bu kaba aldığımızda burada da koruyacağını düşünüyoruz. Ama bunun kendinde zaten, bu bedenin de kendinde bir yapısı var. Ve o suyla ilişkide suyun da bedenin de formu değişiyor. Hani bir araya geldikleri için. Bu suyu buradan alıp buraya koyduğumuzda camla kurduğu ilişki değişecek. Onun yapısında, moleküllerini gözlemleyemediğimiz, bilmediğimiz ama daha inceltilmiş araçlarla baktığımızda camın içindeki suyla plastiğin içindeki suyun aynı su olmadığını söylüyoruz, değil mi? Çok açık bir şekilde. Şimdiki veriler bize bunu söylüyor. Camın içindeki su daha homojen, kendi bütünlüğünü koruyabiliyor. Plastikteki su, plastikte var olan diğer materyallerden, moleküllerden dolayı başka bir forma dönüşüyor.
karşısında durgunsun. O başka bir boyut. Şimdi diyelim ki bunu insan bilinci, plastikteki ve fincandaki. Bu bilinci alıyoruz, bu bedendeki bilinçle makineye aktarıyoruz. Aynı şey diyebilir miyiz? Orada yaşamaya devam ediyoruz diyebilir miyiz? Artık oradaki form, bilincin düzeyi başka bir şey olmuştur. Şimdi buradan hareketle neyi söylemek istiyoruz? Bilinç ve beden arasındaki ilişkiyi, ruh ve beden, ruh demeyelim ona da, hani ruh ya da teolojik anlamda bir ruh değil, canlılık, onu o olmaklığını veren, niteliklerini veren nefs diyelim, her şey bir bedenle bütünleşmiş halde olan yapı. Bunu bedenden ayırdığınızda artık o beden ve bilinç birbirinden başka bir şey olmaya başlıyor. Bilinç kendinde hangi forma geçerse geçsin, bilincin kendinde olan bir şey var. Yani var mı? Nereden söylüyoruz? Bilincin kullanımı. Ben tasarlayamıyorum kendimi. Kendinde bir bilinçten bahsedebilir miyiz? Ne demek? Şey, çok şimdi, güzel. Bir şey kanıtlaması, bilgisayara kadar dijital bir ortama soktuk. Ama sonuçta bir bilinç var yani. Orada da var ama işte işlevselliği benim anladığım kadarıyla anladınız. Bedendeki o formun uyumu birbirine, işte oraya geçince oradaki form değişiyor, başka bir form değişiyor olabilir. Ama bence bilgi yine kendinde olan bir bilgi olarak kendini sürdürme. İşte mesela... Yok, bu tam da varoluşçu açıdan ya da ontolojik açıdan baktığımızda bir şeyin kendinde varoluşundan bahsedebilir miyiz? Bir şeyin kendinde, her dingen zih kantın dediği şey, nasıl biliyoruz? Yani bir şeyin kendinde olduğunu nasıl biliyoruz? Eğer her şey her şeyle ilişkiliyse. İşte bu oradaki ontolojik zemin başka bir çerçeve oluşturuyor bize. Atomik bir yapı değil. Hepsi evet. Bedenden ayrı olarak bir bilinçten bahsedebiliyor muyuz? Bedenlenmeden önce bir bilincimiz var mı? Hani bilmiyoruz, var ya da yok diyemiyoruz ama bilmiyoruz. Yine orada bir maddeden ya da böyle bir soğuk bir şeyden bahsediyoruz. Yani var bir şey dediğimiz zaman. Var dediğimiz, şimdi Leibniz 17. yüzyılda diyor ki neden hep var sorusunu soruyoruz da yok sorusunu sormuyoruz? Bir şeyin varlığını biz neye göre anlatıyoruz? Evet, duyu verilerimize konu olması, fizik zaman ve mekanda var olması üzerinden anlatıyoruz. Ama hani dedik ya teknik, o nimetler açısından. Bu teknoloji, kullandığımız teknikler bize bir şeyin var olma biçimini dönüştürebileceğimizi söylüyor. O zaman var olmak sadece zaman mekanda var olmak mı? Şimdi bu buradan. İkincisi, dilde var olmak. Kullandığımız kelimeler nasıl var? Yani o hep söylenen Zümrüdü Anka kuşundan ya da Hütüt kuşundan var diyebilir miyiz? Nerede var? Ya da tek boynuzlu at. Yani var dediğimizde eğer duyu verilerimizden hareketle söylüyorsak, tek boynuzlu at diye bir şeyi biz gördük mü? Görmedik ama kullanıyoruz, var diyoruz. Oradaki varoluşla bir kedinin varoluşu aynı varoluş mu? Fark kat. İşte birinin varoluşu dilde, zihinde, bir tanesi dış dünyada, bir diğeri aslında dille dış dünyanın karşılaşmasıyla beraber olan bir çerçevede ve bir de Tanrı'nın zihninde varoluş, Tanrı'da varoluş. Sayıların varoluşunda tartışmalı, onu nereye koyabiliriz? Evet. Zihinde mi var, zihinde varsa nasıl her şey ulaşabiliyor, aynı işlemlerin? Zihinde varsa benim zihnimle senin zihnin arasında nasıl, hani o bireylilik nasıl ortaya çıkacak? Bu nesneye nasıl bu tekabül edebiliyor? Ben onunla ilgili bilim yapıyorum. Hı hı. Düş dünyaya çıkıyorum.
bir model kuruyorum. İşte burada felsefi, hem felsefi olarak bunu kavramsallaştırmamız gerekiyor, bilimin de buna yönelik bir model kurması lazım. Bu, bütün bu olanlarla ilişki kuracağız. O yüzden bedenle bilinç arasında, zihin arasında ayrım ya da bunları birbirinin içine dolanık bir şekilde almamız hepsi başka bir ontolojik ve epistemolojik zemini zorunlu kılıyor. O yüzden de mesela klasik düşünce açısından baktığımızda bu konuda özellikle İbn Sina'nın varlık kategorisi, varlığı kategorilendirme biçimi tam da bu zorluğu birbiriyle içkinlik ve aşkınlık ilişkisi üzerinden kurabilmenin bir açıdan imkanını sağlıyor o model açısından. Özellikle Aristoteles ve Platon'daki. Çünkü tam da bu söylediğimiz çerçeve Aristoteles ve Platon'un, geçen haftalarda da söylemiştik, maddeyle formun bir araya nasıl getirileceği. İki farklı oluş, iki farklı yapı var. Bu iki farklı yapı bir araya nasıl getirilir? Peki iki farklı yapı yok, katmanlı yapılar var. İbn Sina'nın o söylediği çerçeve, varlığı zorunlu olan, varlığı mümkün olan, varlık ve mahiyet ayrımı, varlık, mahiyet ve vücut ayrımı. Vücut, mevcut ve mahiyet. Bunlar arasındaki ilişkiyi düzenlememiz lazım. Şimdi bunu bu açıdan baktığımızda bilincin bedenden başka bir şey olduğunu söyleyemiyoruz. Ama bedene de indirgeyemiyoruz. Bu bilginin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bilginin kompleks bir formundan kaynaklanıyor. Beden, bilgi, bilinç. Zaten bedenin varlığı zaten ilk başta en ağır bir şekilde. Önce bedenim varsa ve fizyolojik ihtiyaçlarım demek zorunda. Bir suya ulaşmak, bir besine ulaşmak için düşünmem gerekiyor yani. Sonra bu düşündüğümü eyleme dönüştüreceğim ve o bilgi birikimini daha sonra tekrar deneyimleyebilmek için daha kolay, daha rahat, hızlı ulaşabilirim ya da daha temiz ve güzel şartlarda kullanabilirim. Yani hepsi bütün bunları, bütün bunları yani beden fizyolojik ihtiyaçla başlayan bir sürecin daha sonra artık psikolojik ihtiyaçlar işte. Yani bedenden ayrı olarak düşünemiyoruz ama bu model aynı zamanda sadece insana özgü bir şey de değil. Bütün, bütün varoluşlar için geçerli. Bir bitki için de geçerli. Güne bakan, güneşin orada olduğunu, kendisinin bir şey olduğunu ve güneşi, ışığa ihtiyacı olduğunu nereden biliyor? Çünkü mekanik açıklama açısından baktığımızda böyle bir iradesinin olmaması lazım. Ama diyoruz ki o zaman bütün var olanlarda basitten karmaşa bir irade biçimi var. Ve bu her şey hani o varoluş içinde kendi yaşamını sürdürebilecek ve bu yaşamını en uygun varoluşsal şartlarına en uygun şekilde devam ettirebilecek temel bilince sahip. Bu temel bilinç üzerine işte buradan sonra insan söz konusu olduğunda bu bilinç işi birazcık karışıyor. Çünkü insanın temel fizyolojik ihtiyaçlarının ötesinde başka bir şeye daha ihtiyacı var. Hayatın anlamı nedir? Hiçbir canlının dönüp hayatın anlamı nedir sorusunu sorduğunu ya da bu soruya dair cevap ürettiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için vardır yoktur diyemeyiz. Ama bildiğimiz üzerine katlanıp düşündüğümüzde insanın bu soruyu apaçık bir şekilde sorup bu soruya dair modeller kurduğunu söyleyebiliyoruz. Benim şimdi ve burada varoluşumun anlamı nedir? Bu soruyu sorduğumuz andan itibaren beden ve bilinç arasındaki ilişkiyi aslında bilinç düzeyinde soru haline getirmiş oluyoruz. Ve burada varoluşumuzdan, belli bir zaman ve mekanda varoluşumuzdan hareketle bunu yapıyoruz. O nedenle filozoflar ve pek çok bilge kişiler
bunu böyle dualist bir açıklama yerine, yani ruh ve beden olarak iki ayrı, birbirine indirgenemez iki ayrı form, iki ayrı oluş biçimi gibi algılamak, anlamak yerine bunların aslında bir çerçevede olduğunu ama boyutlarının kompleks, karmaşıklıklarına göre değiştiğini söyler. Bütün bir varoluş için. Batı felsefesi açısından baktığımızda bunun örneklerinden birini 17. yüzyılda Spinoza'da görüyoruz. Ve bunun işte animalizmin bir başka formu olarak panteizm çıkıyor. Çünkü Tanrı'yı ve doğayı aynı kabul ediyoruz. Tanrı'yla bütün o doğa arasındaki varoluşun birer farklı kademeleri olduğunu, aynı olmak değil. Mesela Spinoza'da da boyutları, kutupları olarak temellendiriyor. Ayrı bir tanrı görmediği için panteizm. Whitehead'inkine panteizm deniyor. Çünkü Whitehead aynı zamanda bütün o içkinliğin dışında bir de üzerine hiç konuşamadığımız, sadece o olarak işaret ettiğimiz bir varlıktan, bir yapıdan bahseder, yaratıcı olarak. Bundan bahsediyor. O, acaba irtibat kuruyor mu? Mesela şeyde bir irtibat var. Yine tasavvufta baktığımız zaman, hani o Tanrı'dan yine zuhur etmiş, ondan bir ruh yüklenmiş bir dünyadan bahsediyoruz da, herhalde Whitehead'de o daha böyle irtibat kesik gibi. Şimdi Tanrı'nın iki kutbunun olduğunu söyler. Bir kutbu tamamen burada. Burada. İçkin. Bir tarafı da aşkın. Aşkın olanı sadece o olarak biliriz. Yani bizim buradaki bilme biçimlerimiz, duyumsama biçimlerimiz, açıklama biçimlerimiz hiçbir şekilde orada o olan Tanrı'yı açıklamaya yetmez. O nedenle sadece ona o deriz. Ama burada onun yansımalarını görebiliriz der. İki kutuplu bir Tanrı. Çift Tanrı değil, maniheizmdeki gibi. Ama cepheleri var. Aynı oluşun kutupları, boyutları. Şimdi bunu oradaki ontolojik çerçeveyi bilmeden anlamak ya da bütün o klasik mekanik düzeni içinde bunu konumlandırmak çok absürt geliyor. Yani nasıl hani? Apayrı bir şey işte demen gerekiyor. Yine bir dualist çerçeveye gidiyorsun. Hayır, bunun Whitehead'in söylediği ya da o bütün süreç ya da irfan. Bunlar bir arada, hepsini bir arada bir cümlede kullanıyoruz ama hepsi birbirinden farklı kavrama biçimleri oluşturuyor. Ona lütfen dikkat edin. Zaman bizi sınırlıyor. O yüzden de böyle hep bir aradaymış, aynı şeyleri söylüyormuş gibi ifade edilebilir. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Önce bunu söyleyeyim. Ortak oldukları ya da benzeştikleri noktalar oluşu tanımlarken dualist bir çerçeveden, iki ayrı varoluş zemini belirlemekten uzaklaşıp tek bir varoluş zemini ama bu varoluşun her birinin ayrı bir açıklama modelinin olduğunu söylemek. Öyle baktığınızda insanı ruh ve beden olarak görmek yerine aslında ruh, beden hepsi bir arada bir heyet, bir bütünlük olarak görmeye çalışmak. Ve sadece ruha ya da sadece bedene indirgeyerek değil, bunlar birbirleriyle etkileşim halinde, iletişim halinde ve bir oluş, artık birbirinden ayrıştırılamayacak düzeyde bir oluş meydana getiriyor, bir bütünlük bir araya geliyor. Bunun üzerine konuşabilmek ve bu bütünlük, bütün o farklı adlettiğimiz varoluşlarda da geçerli. Yolculuk esnasında. Evet. Yani aşık vesilin, hani vardır ya, işte iki kapılı bir hanlayın, evet. Gündüz gece. Doğumla ölüm arasında mekanı hana benzedip, yani yaşam bir yere benzedip. Öyle. Hayatı da zamana değil. Bir şey. O aradaki o yaşam zamanı içerisindeki beden ve ruhu birbirinden aynı olmak gerekiyor. Kesitli bir yapı, evet, orada. Birbirine doğayla insan gibi ya da doğayla diğer canlılık gibi birbirine kesinlikle
ihtiyaç duyan, olmazsa olmaz olarak görülen iki form. Evet. Bu şey, özellikle İslam düşüncesine bu dualist yapı nasıl girdiğine dair bilmiyorum ama birinden duymuştum. Bu özellikle Maimonides, İbn-i Meymun. O mesela, özellikle bu o düşünce etrafında bu dualist, işte ruh ayrı, beden ayrı, bunlar tamamen farklı yapılar. Daha sonra işte bedene entegre ediliyor. Mesela ondan sonra bu geleneğin oluştuğunu söylüyordu. Mesela Hristiyan düşüncesine de aynı şekilde. Yani hani dinlerin o... Hristiyan düşüncesi, ya şöyle söyleyeyim. Aslında o Platon'la Aristoteles ve daha geriye git, Mısır Mezopotamya geleneğinde. Daha öncesine git, o Budist çerçeve açısından baktığımızda karşımıza duran bir yapı var. Ve bu yapıda ruh-beden ilişkisi bir araya getirilebilir bir formda nasıl ele alınır? Daha eskilere aslında... Tabii çok öncesinde bu... ya şöyle söyleyelim, varoluşu insanın rasyonelleştirilmiş düşünceye başladığı andan itibaren sadece bu logosla ilgili değil. Açıklama modelleri kurmaya başladığı andan itibaren aslında düzenin, oluşun hep ikili bir yönü, içkin olmayan, aşkın olan bir tarafın var olduğu söyleniyor. Nasıl ortaya çıktı? Bunlar birbirinden bu kadar ayrıştırılabilir mi? Cevaplayamadığımız sorular. Cevabını bilmiyoruz. Hocam bana şey, özellikle 20. yüzyılda hala günümüze kadar devam eden zihin teorileri var. Özellikle biz bedenle bilinç ikilerini nasıl açıklayacağız diye. Onlar arasında işte dualizm var, monizm var. İşte bunlar işte tamamen maddeye mi indirgeyelim yoksa bilince mi çıkaralım, iki farklı yapı bağlayalım. Epifenomenalizm diye bir şey var. O bana daha böyle mantıklı ve tutarlı gelmişti. Tamam, maddenin oluşturduğu bir bilinç var ama biz tamamen o bilinç ortaya çıktığı zaman da tamamen maddeyle birlikte onu açıklayamıyoruz diyordu. Ama madde burada yine merkezi konuda yer alıyor çünkü onun ona zorunlu bir bilinç ortaya çıkıyor. Şimdi maddeden bağımsız olarak bilinçten bahsedemiyoruz. Ama bilinci sadece maddeye de indirgeyemiyoruz. Bu ikisi iki ayrı oluş, iki ayrı varlık kategorisi olduğuna dair birbiriyle birleştirilemeyecek iki ayrı kategoride gördüğümüzde bunu, bunları birleştirecek bir çatı inşa etmediğimizde tamamen kopuk iki ayrı dünyayı yaşamaya başlıyorsun ve cevap bulamadığın sürece, bağ kuramadığın sürece ya madde üzerinden ya bilinç üzerinden gidiyorsun. Düşünce tarihinde bu ikiliğin ya birini ya diğerini tercih ettiler. Şimdi diyoruz ki bunun ikisini bir arada aldığımızda birbirine farklarını kabul edip bu farkları kabul ettikten sonra varoluşta ya da süreç içinde zamanla bu bilincin ve bedenin bir arada ayrıştırılmadan var olacağına dair bir model oluşturmamız gerekiyor. Bu modeli oluştururken neye ihtiyacımız var? Bilgiye ihtiyacımız var. Bu bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Doğa bilimleri, sosyal bilimler diye ayırdığımızda bunu elde edemiyoruz. Çünkü şu çizgi, ruh ve beden arasındaki çizgi bize neyi söylüyor aynı zamanda? Doğa bilimleri, yani fizik, kimya, biyoloji, değil mi? Matematik, matematiği biraz ayırsak ve sosyal bilimler, tarih, kültür. Şimdi bu iki farklı, yani bir doğa bilimleri dediğimizde bedeni, tarih, kültür bilimleri dediğimiz zaman bilinci. Bütün bir düşünce tarihçisinden baktığımızda hep bu ikilik üzerinden gittik. Ama şimdi o epifenomenalizm dediği resim, çerçeve bize şu iki bilme biçimini, bilgi üretme biçimini bir araya getirebilecek yeni bir bilgi anlayışını zorunlu kılıyor. Yani tarih, kültür ve fizik ayrımı yapmadan bir arada nasıl düşünebiliriz? Bu bize daha önce de konuştuğumuz o yöntem meselesini
İşte bilimlerin sınıflandırılması. Çünkü ruh ve beden arasındaki ilişkiyi ölümle yaşam arasına sıkıştırdığımızda şu modellerin her biri ayrı bir açıklama oluşturuyor. Ama insan sadece ölümle yaşam arasında bir varoluş mudur? Öyle olmadığını düşünüyoruz. Öyle olmadığını umut ediyoruz, evet. Çünkü diyoruz ki burada varoluşumuzun bir anlamı olmalı. Yani bir manası var. Burada öylesine gelmedik. Bunu herhangi bir dini metinle ilişkilendirmeden de soruyoruz. Burada varoluşumuzun anlamı bu kadar zorluk, bu kadar acı, bu kadar yokluk. Niye varız? İşte bu soru neden varız ve var olduğumuza dair işte neden varızı cevaplarken kullandığımız bilgi modelleri bizi metafizik bir zemine taşıyor. Doğa bilimleri yani pozitif bilimlerle sosyal bilimler diye ayırdığımızda bu pozitif bilimleri bir arada birlikte okuyamıyoruz. Peki bunları tekrar birlikte okuyabilmek için ne yapmamız lazım? En başa geri dönüyoruz. Şu anda bütün o bilimlerin yaptığı şey yine dönüp dolaşıp sonra canlılık nedir? Nasıl tanımlayacağız ki onu bilme biçimleri, onunla beraber kurulan açıklama modelleri bize bir varoluş imkanı sunsun? O yüzden yeni fizik, yeni biyoloji, yeni matematik arayışları gündemde. Bu nedenle mesela şimdi bu modelleri anlayabilmek için yapacağımız şey matematikte gelinen nokta nedir? Hangi tür matematik teorileri ve matematik bize ne söyler? Biyoloji bize ne söyler? Biyoloji öyle bir noktaya geldi ki canlılık diyorduk. Değil mi? Dün konuştuk. Rahmet olsun Teomandroğlu Hoca'nın o biyoloji felsefesinde temellerini attığı sonrasında çok daha farklı modellerin oluşturulduğu süreçte sentetik biyoloji, laboratuvarda üretilen bir canlıdan bahsediyoruz. Canlı laboratuvarda üretiliyor. Peki insan üretilemez mi? En küçük yapı üretiliyor. Bizi korkutan şey ne burada? Yani bunu eğer kompleks yani basitten komplekse doğru bir üretim süreci mümkünse bunun etik, teolojik, politik süreçlerini ve sonuçlarını konuşmamız lazım. Şimdi bilim yapıyoruz. O yüzden laboratuvar bilimleri, işte bu laboratuvar bilimlerinin dayandığı temel fizik bilimler, bunların dayandığı temel matematik nedir? Bunu soruyoruz. Hocam hatta Amerika'da birçok şirkette şey var şu anda, üretilen canlılar var, patenti de alınmış ve birçoğu o şirket haricinde üretilemiyor. Orada bambaşka formdaki canlılar üretilip şey yapılıyor, üzerinde deneyler yapılıyor. Hı hı. Mesela onların üzerinde deney yapmak kime ait? Sonuçta bir üretildikten sonra bir can oluyor, duygular oluyor. Bu meşru mu ama biz ürettik diyorlar mesela. Yaratıcısı biziz diyor. Yani evet. Daha önce o öyle bir candan bahsedemiyorsun. Üretiyor, adını veriyor, var oluş hangi canlılık kategorisinde olduğunu da sana söylüyor. Sonra da onun üzerinden iş yapıyor. Bunun hukuk açısından, orada bir yaşam hakkı, orada gerçekten var olan şey yaşamın kendisi midir? Sentetik biyolojinin geldiği nokta inanılmaz bir çerçeve. Ya da bedenle ruhu birlikte düşünüyoruz.
yapay zeka bedenle ruhu ayırmaya çalışan bir şey. İşte yapay zekanın başka formunda. Şimdi bir tane daha yeni yazılım ortaya çıkmak üzere karşımızda bambaşka bir bilinç düzeyi var. İşte bir taraftan korkutuyor, niye korkutuyor? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Neden biz bundan tedirgin oluyoruz? Ahlak açısından tedirgin oluyoruz. Diyoruz ki bir dakika, hani bizim kabul ettiğimiz erdemli davranış canlı için söz konusuydu. Peki bu erdemli davranışın sonuçları ne? Hani sonuçlarına bakıyoruz, biz çok da erdemli davranmamışız. Yani o erdemli davranışla yola çıkıyoruz ve diyoruz ki insan erdemli bir varoluşa sahiptir. Hak gözetir, vicdan merhamet sahibidir. Ama günün sonunda pratikte, hani niyetlerimiz böyle olabilir ama eylemlerimize baktığımızda eylemlerimiz bize bambaşka şey söylüyor. O zaman buradaki korkumuzun temel sebebi bir, bu erdemli davranışın insandan alınıp başka bir canlıya verilebileceği. En zeminde de Tanrı'yı zihnimizde doğru yerde konumlandıramadığımız için sorun orada çıkıyor. Çünkü onu kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Yani, gidip dayandığımız nokta orası. Tanrı elden gidiyor. Ama hangi Tanrı? Nasıl ürettik ki? Onu nereye konumlandırdık ki? Bizim kendi ellerimizle ürettiğimiz şey, o konumlandırdığımız Tanrı'nın zeminini kaydırıyor. O yüzden tekrar başka belki bir bağlamda ama dikkat edin, sizi Allah ile aldatmasınlar ifadesi ait. Yine insanın aklına geliyor. Oradaki Allah'la, Allah ile aldatılmak ne demek? Düz anlamın biraz daha ötesine, o bütün pratiklere gitmemiz gerekiyor. Çünkü korktuğumuz şeyin temelde bu var. Bir, ikincisi, üçüncüsü belki, kendi sahip olduğumuz imkanların elimizden alınacağından korkuyoruz. Daha hatta dün bir öğrencim dedi ki, kulakları için nasıl? Grafik tasarım yapıyordum. Hocam, ChatGPT ve yapay zeka uygulamaları çıktı. Ben işimden oldum dedi. Artık onlar yapıyor. Gündelik yaşamımızı etkileyen bir çerçeve var. Ama makale de çok rahat yazabiliyordu. Bir ara ona sınırlama geldi. Mesela o ChatGPT'nin şeyi var, ücret yükseltme şeyleri var. Orada mesela her türlü veriyi internet formatında olan bir araya getirip onunla ilgili bir araştırma yapabiliyor. Akademisyenler yazılıyor. Tabii yazılıyor. Şimdi çok temel düzeyde baktığın zaman açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir insan tarafından yazılıp yazılmadığı hala belli oluyor. Bizim kullandığımızda belli. İşte temel düzeyde. O seviye yükseltildiğinde o insan mı yazdı, makine mi yazdı ayırt etmekte zorlanıyoruz. Bununla ilgili Dan Brown'un Türkçe'ye başlangıç olarak tercüme edilen bir kitabı var. Evet, siz de lütfen bir okuyun okumadıysanız. Evet, yani çok 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 bu konularla ilgili muhteşem bir kitap. Lütfen ona bir bakın. Dan Brown'un Başlangıç diye Türkçe'ye tercüme edilen kitabı. Evet, Dan Brown. Başlangıç. Sanırım PDF'si var. PDF'sini bulabilirsiniz. Çok. Yo Türkçe. Türkçesini söyledim, İngilizcesi değil. Onu yani şimdi okumaya başlayın. Yani elinizden düşüremeyebilirsiniz. Bir haftada bitirebilirsiniz, bitiremeyebilirsiniz. 10 gün, 15 ya da 3. 4. 3. haftada tekrar bir oraya dönelim, o kitabı okursanız. Bu şu beden, ruh, nereyle nasıl tartışıyoruz, dönüşüm nasıl gerçekleşiyor, onu görmek açısından enteresan bir tartışma sunuyor.
Beraber okuyalım bakalım ne kadar yapabiliriz onu bilmiyorum. Sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu mesele bazen karmaşık olabilir. Yani benim anlatımımdan kaynaklı karmaşıklık olabilir. Çünkü sorular bir taraftan birbirleriyle ilişkili. Bunu pedagojik olarak bölmemiz lazım. Ama böyle şu çerçeveyi her defasında zihnimizde tutarak bölelim. Hani indirgemecilik yapmadan. Ruh ve beden meselesini tartışırken, insanın ruhu ve bedenini tartışırken aslında büyük çerçeve, oturduğu büyük zemin bize burada varoluşumuzun anlamı nedir sorusunu tarih, metafizik, dil, kültür bağlamında ve beden üzerinden sormamızı söylüyor. Yani aslında bütün kaygımız sadece bedenin varoluşu, beden nasıl var oldu? Biz bedeni niye merak ediyoruz? Bedenle bilinç arasındaki ilişkiyi neden sorguluyoruz? Sadece öğrenmek açısından mı sorguluyoruz? Bu dünyada varoluşumuzu ve bütün öteki varoluşlarla kurduğumuz ilişkiyi anlayabilmek açısından soruyoruz. O nedenle o ilişkiyi kulakta canlı tutarsak bu tartışma böyle birbirleriyle ilişkilenerek devam edecektir diyeyim. Ama günün sonunda insan bir heyettir. Bütün o varoluşuyla beraber, bedeni, ruhu, bilinci, tarihi, kültürü, toplumsallığı. O nedenle de bütün bir evreni de kaplayan bir yapıya da sahip. Bu sıralarda genelde bir şey olmuş herhalde, trend olmuş galiba. YouTube'da doğanın içerisine gidip herhangi bir ormana ya da bir şeye gidip sadece elleriyle ya da çok böyle ilkel diyebileceğimiz araçlarla doğada kendine kalabilecek yerler yapan kimseler tek başına. Kendisi orada bir köpeği var yanında. Yani aynı formda yapılmış videolar. Bunlar ilgili bir şeydi. Acaba böyle mi olacak? Bu şekilde devam etseydi hayat ve ilişkiler. Yani yalnız olmayacaktı kesin de. Güneşli bir suyun başında topraktan toprağı işte kazıyor. Orayı düz bir zemin hale getiriyor. O kazdığı toprağı suyla beraber çamur haline getiriyor. Yine kayalardan kayaları kırıyor, kırarak onları çamurla birleştirip duvar örüyor. Belli böyle yerlerini ormandan kestiği ağaçlarla düzenliyor, çatısını yapıyor. Çatısını üzerine çamurla kaplıyor ve çimenlerden elde ettiği doğal çimi de çatının üzerine koyarak tabii en başta yaptığı şey ocak. Ocak. Bacasını falan bir şeyi yapmadan ocağı yapıyor. Temel ihtiyaçlarını gidermek adına. Bunu niye yapıyor modern insan? Modern insan evet, yapıyor. Modern insan yapıyor. Teknolojiyi görmüş, bütün o şehir içinde yaşamış. Ve yaşadıklarından ızdırap duymuş. Yok etmeyi engellemek adına diyor ki doğaya çekilelim. Dile dönüş var ya felsefede. Evet, dile dönüş. Şimdi bununla ilgili David Chalmers ve sonrasındaki pek çok özellikle Carrie Wolf'la başlayan, daha doğrusu onun tanımladığı bir şey var. 20. yüzyıl linguistic turn olarak, yani dilsel dönem olarak anlandırıyor felsefede. İşte 18. yüzyıl Alman romantizmi, tarihin dönemi, tarih kültür bilimlerinin dönemi olarak adlandırıyor. 21. yüzyılda non-human turn, yani insan olmayan bir varoluşun konuşulduğu bir yüzyıl. İşte doğaya geri dönüş, ekolojik tartışmalar. Barat maddeye dönüş. Evet, madde. Oradaki madde ama insan dışında antroposentrik perspektif. Bu antroposentrik perspektif de aydınlanmacı hümanizmin çizmiş olduğu çerçevede bir insan. Onun dışındaki varoluş model, yani bir heyet olarak, bir bütün olarak insanı görmenin dışında, o heyet sadece bütün de değil, bir kelimeler birbiri üzerine gelince heyet açıdan baktığımızda, yorgunluk değil bir şey de, hani bütün dediğimde heyetin kendisini vermiyor. O heyetin içinde bir parçayı temsil ediyor aslında. O yüzden peş peşe kullanmak çok doğru değil. Heyet olarak insanı aldığımızda bu insanın İşte iki ayaklı
beşerliğine indirgenebilecek bir şey değil. O bir işte kemalat, bir oluş düzeni ve birbiriyle bağlantılı. O nedenle bedeni düşünürken, varoluşu düşünürken, insan olmayan üzerinden bunu düşünmenin imkanı ne? Sonra tekrar döneceğiz. Bu sefer Tanrı üzerinden bunları düşünmek. Çünkü yakın bir zamanda da o gelecek. İnsanı düşündük, dili düşündük. İnsanla beraber teolojik dönemi de yaşadık belki bir açıdan. Şimdi insan olmayanları yaşıyoruz ve bir daha bu çember döndüğünde karşımıza nasıl bir çerçeve çıkacak? Düşünce tarihini bu bağlamda yeniden belki yazmak gerekecek. Teşekkür ediyorum.